Arkadaşlar merhaba. Ben işte hoca 65 günde AYT Edebiyat kampımızda geldik 34. güne. Artık bayağı bayağı bitiriyoruz arkadaşlar. Dün canlı yayın hazırlıkları vardı. Biliyorsunuz 10. sınıflarla canlı yayın yaptık arkadaşlar. Ülke geneli canlı yayındı. Yani inanılmaz 200 bini falan geçti sanırım izlenme. Canlı canlı katılım 40 bin civarındaydı. İnanılmaz bir canlı yayındı. Yine rekor üstüne rekor kırıldı arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum bu arada 10. sınıflara ilgilerinden dolayı. Şimdi döndük kampımıza. Bugün devam ediyoruz. Milli Edebiyat Sanatçılarını konuşacağız. Arkamıza bir yaslanalım. Nokta atışlara dikkat ede ede gidelim. Tamam Mehmet Emin Yurdakul çok önemli bir isim ama sınavda ne kadar önemli? Biz o lazım. Tamam Ziya Gökalp çok önemli bir isim ama sınavda ne kadar sorulur? O lazım. Ömer Seyfettin. Ya çok çok önemli. Ama her şeyini bilmek mi lazım? Şimdi onu konuşacağız. Sıra odaklı 34. gün. Milli Edebiyat Sanatçıları başlıyor. Biz hep beraber sorarız. Neyin peşindesin hoca? Evet arkadaşlar notlarımız geldi. Şöyle arkamızı bir yaslanalım. Hemen başlayalım beraber. Evet ikinci sayfaya geçiyoruz. Milli Edebiyat Dönemi sanatçılarına baktığımızda Milli Edebiyat'a zemin hazırlayanlar var. Bakın dikkat. Mehmet Emin Yurdakul ki çok çok önemli. Amman yeni lisancılar var. Ziya Gökel, Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem. Şuradan görünsün hocam. Aka Gündüz, Edi değil mi cepte kalsın. Milli Edebiyat'ta Feyci Ati'den gelenler var. Yakup Kadri, Refik Halit, Dikkat, Mehmet Fuat, Celal Sahir, Hamdullah Subi Tanrıöver. Ali Canip Yöntem'i de sayabiliriz. Milli Edebiyat'ta Servet Fünun'dan gelenler var. Ahmet Hikmet Müftüoğlu. Milli Edebiyat'a bağlananlar var. Halide Edip Adı var. Reşat Nuri Güntekin, İbn-i Refik Ahmet Nuri 8. ki tiyatrocudur. Müsahip sadece Celal ki tiyatrocudur. Milli Edebiyat'tan Ziya Gökalp'ten etkilenip gelenler var. Yani 5 Ececiler arkadaşlar onlar cepte kalsın. Bağımsızlar var bu dönemde yaşayıp. Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Bey bunlar bağımsız. Bu ikisini biliyoruz hocam da diğerleri. Evet Ebu Bekir Azım Tepeyran var biliyorsunuz. İkinci köy romanı olan Küçük Paşa'nın yazarı. E bir tarafta da Rıza Tevfik Bölükbaşı var. Felsef Rıza olarak da biliniyor. Yani filozof Rıza olarak da biliniyor. Felsefe dersleri kitabı da büyük önem taşıyacak. E devam edelim Çünkü Artık bu isimleri işlemeye başlayalım. Şimdi bu arada şu tablo çok iyi bir tablo onu söyleyeyim yani eksiksiz bir tablo sizi baya baya uçurur. İçiniz rahat olsun arkadaşlar. Ne lazımsa. Her şeyle burada var. Peki geldik 3. sayfamıza. Ziya Gökalp dediğimiz an itibarıyla öncelikle yeni insan hareketinin ve milli edebiyatın teorisyeni. Çok önemli bu. Teorisyen yani hocam teorisini yapan, teorisini bulan, o kuramı geliştiren kişi Ziya Gökalp. Tamam çok büyük önem taşıyor. Biçim ve içerik noktasında Türkçü bir düşünsel tutum sergilenecek. Evet Türkçülük akımı çok çok önemli arkadaşlar ki 3. maddede onu söylüyoruz. Ama bize daha lazım olan bir şey var. O da ilk Türk sosyoloğu olması. Tamam yıldızlılara dikkat. Yuvarlak için aldıklarıma dikkat teorisyen Tamam Türkçü Tamam. İlk sosyolog tamam Türk sosyologu. <laughs> Buraya kadar her şey yolunda. Fikirlerini Türk milletindenim, Garp medeniyetindenim, İslam ümmetindenim sözleriyle formülleştirir. Tekrar Türk milletindenim, Garp medeniyetindenim, dikkat. İslam ümmetindenim dedim sözleriyle adeta formülleştirecek. Divan edebiyatını doğunun, tanzimat ve servet fün edebiyatlarını ise batının taklidi kabul edecek, onları eleştirecek bir anlamda. Gerçek milli edebiyatın halk edebiyatı olduğunu belirtmiştir. Çok önemli arkadaşlar bu. Zaten Ziya Gökalp'in Lisan adlı şiiri var ki bayağı bildiğiniz mani havasında. Yani halk edebiyatı nazım biçimlerine çok çok yakın arkadaşlar. Destan ve masallardan çıkarılacak bir Türk romantizmin peşinde olmuştur. Önemli vurgulardan bir tanesi ama sorulmuş fazlaca. Dilde uydurmacılık hareketine karşı çıkmıştır. Yeni kurallar, yeni kelimeler uydurmak asla. Şiirlerinde didaktik üslup. Evet arkadaşlar şimdi... Ziya Gökalp demek didaktizm demek. Hemen bu resmin altına fotoğrafın altına yazmış olayım. Didaktik abi. Ziya Gökalp öğreticidir. Yani lirik değil Hani böyle tam böyle şiir gibi şiir yazmaz. Ne öğretirim onu düşünerek yazar. Doğal olarak kuru bir didaktizm var ifadesi. Ziya Gökalp için inanılmaz bir ifade cepte kalsın. Hak yok vazife var dizesinin yer aldığı ahlak adlı şiirle de gençliğe yol gösterecek. Eserlerine baktığımız zaman yak. Yeni hayat, altın ışık ve kızıl elma yak. Akrostiş lütfen cepte kalsın. Makale ve incelemelerine baktığımız zamansa Türkleşmek, İstanbullaşmak, muhasurlaşmak Saygı duyuyorum hocam. Eyvallah. Türkçünün esasları, Türk töresi, doğru yol, Türk medeniyet tarihi gibi de çok çok önemli eserleri var. Bunlar lütfen cebinizde kalsın. Ee, geldik dönemin en önemli isimlerinden bir diğerine Ömer Seyfettin'e. Ömer Seyfettin kısacık ömrüne onlarca hikaye sığdırmış. Yüzün üzerinde hikaye yazmış arkadaşlar. Bu az buz değil. Hikayeler böyle de bir sayfa yarım sayfa falan değil. Roman gibi. Mesela Efruz Bey değil mi? Aman dikkat. Asabı ı Kehfimiz falan. Bayağı bildiğin roman yani. Bayağı bildiğin roman ya. Hatta bakın roman diye de burada konuşmuşuz. Roman da kabul ediliyor arkadaşlar. Uzun hikaye olarak da kabul ediliyor. Sıkıntı değil. Yalnız Efe 1-2 var mesela. Birçok romandan kalın. Onu söyleyeyim. Peki başlayalım. Şimdi Ömer Seyfettin yeni lisan makalesini yazar haber önce. Yeni lisan makalesi demek yeni dil demek. Milli edebiyatın manifestosu demek. Milli edebiyatın bildirisi, beyannamesi demek. Bu kadar. Çok önemli. Yani bu adam öyle bir makale yazıyor ki döneme yön veriyor. Milli Edebiyat döneminin adeta temellerini atıyor. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Çok değerli. Fecati'nin süslü diline karşılık tepki ona tepki gösterecek. Sadeliği öne çıkaracak. Lütfen cepte kalsın. Yeni lisan makalesinin yazarı cepte. Sadeliği öne çıkarıyor olması cepte toplumu etkilemek, dünyanın değişmesine katkıda bulunmak gibi değişik amaçları var. Hikayelerinde sağlam bir anlatma tekniği dikkat çekiyor. Sağlam bir anlatma tekniği. Lütfen dikkat buna da. Mopasan tarzı öyküler. Evet bizi bu ilgilendiriyor arkadaşlar. Olay öyküsü yazıyor olması değil mi? Klasik öykü yazıyor olması çok çok önemli. Kısa öykü türünün de benimsenmesine bir tür olarak kesinlikle çok büyük katkı yapıyor. Osmanlı toplumundan fazlaca bahsedecek. Osmanlı onun için en önemli kaynaklardan bir tanesi. Osmanlı tarihi en önemli kaynakları. Konularını günlük hayattaki gözlemlerinden, çocukluk anılarından da tarihten de fazlaca alacak. Efruz Bey'in ön sözündeki hakikati görüldüğü gibi edebiyat yapmak yapmadan yazmak istedim der. Oba! Hakikati diyor, gerçekleri diyor. Görüldüğü gibi. Hiç edebiyat, edebiyat yapmadan anlatmak, yazmak istedim diyor. İnanılmaz. Yüksek ökçeler, gizli mabet, bahar ve kelebekler, beyaz lale, başını vermeyen şehit, bomba, diyet, ilk düşenak, falaka, forsa, pembe incili kaftan, perili köşk, zeytin ekmek gibi birçok eseri var. Roman noktasında asabı kehfimiz Efruz Bey ve Yalnız Efes hatta Ömer Seyfettin şiirlerinin olduğu bile söyleniyor. Cebinizde kalsın. Efruz Bey serisi bakın çok dikkat çekiyor. Başkisi olan Efruz Bey ikinci meşrutiyet sonrasındaki siyasi belirsizlik ortamında kurnaz yükselmeye çabalayan bir tip. ikinci meşrutiyet ilanının puslu havasından yararlanmaya çalışan bir kurnazdır. Zaman ve döneme göre hemen değişir. Araba sevdası romanının baş kişisi Bihruz Bey gibi yüzeysel taklitçi ve gösterişe düşkündür. Ahmet Mithat'ın Felatun Bey ise bu tipin öncülerindendir. Cepte lütfen kalsın. Efruz Bey, Bihruz Bey, değil mi? Felatun Bey bunlar birbirinin neredeyse aynı karakterler. Evet, haydi devam edelim arkadaşlar. Ali Canip Yöntem. Ali Canip Yöntem biliyorsunuz Geçtiğim yol şiir kitabıyla tanınıyor. Edebiyat meselesi, milli edebiyat meselesi ve Cenab-ı Bey'le münakaşalarım önemli. Yani Ali yöntem aslında milli edebiyata gelen eleştirilere cevap veren bir kişi. O yönüyle tanınacak, eleştirel yönlü tanınacak arkadaşlar cepte lütfen kalsın. Türkiye edebiyat antolojisi yazıyor, Ömer Seyfettin'in hayatı ve eserlerini ele alıyor. Epope, edebi nevilerle, mesleklere dair malumat gibi eserleri var. Ama gelin isterseniz ne çıkar onu konuşalım. Öncelikle geçtiğim yol çok lazım. Milli edebiyat meselesi ve Cenab-ı Beyle münakaşalarım çok çok lazım. Bu ikisi cebinizde bir kalsın lütfen. Bunu lütfen unutmayınız. Önce fecratiye girip sonra bu sanat anlayışına uygun şiirler yazacak. Milli Edebiyat'a uygun. 1911'den sonra şiirlerini yeni lisan anlayışla yazmaya başlayacak geç. Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp ile birlikte Genç Kalemler Dergisi'ni çıkaracak. En önemli özelliği şüphesiz ki bu arkadaşlar bunu lütfen unutmayın çok çok değerli. Milli Edebiyat kavramını ortaya açmış, atmış ve kurucuları arasında yer alıyor. Yine teorisyenlerden bir tanesi. Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp birlikte yeni lisan anlayışını açıklamaya çalışmış geç. Şiir bıraktıktan sonra edebi incelemeleri yönelmiş. Geç. Cenab-ı Şahabettin'le edebiyat anlayışı üzerine tartışmış. Onu zaten eser noktasında işaretlemiştik. Ali Canik Yöntem demek. Genç Kalemler Dergisi demek. Cenab-ı Şahabettin'le tartışması ve geçtiğim yol demek. Bit. Başka geçebilmenize gerek yok. Mehmet Emin Yurdakul. Türk şairi. Milli şair olarak da anılmakta. Lütfen cepte kalsın arkadaşlar. Türk akımını doğal olarak adından da anlaşılacağı üzere öncüler arasında yer alıyor. Türk Yurdu Cemiyeti ile Türk Ocağı'nın kurucular arasında da yer alacak. Sanata servet başlamış ve bu topluğa katılmadan Türkçü çizgide yol almış arkadaşlar. Önemli bir bilgi bu. Servet-i Füyun'da başlıyor ama orayı çok da sallamıyor açıkçası. Milli Edebiyat'a yöneliyor. Dönemin bireyci ve biçimci şiir anlayışına tarihi ve romantik bir alternatif geliştirecek adeta. Sade dille ve hece ölçüsüyle şiirler yazacak. Servet-i ve Hicat şiirine adeta tepki niteliği taşıyacak. Türkçe Şiirler adlı şiir kitabı milli edebiyat şiirinin habercisi niteliğindedir. Çok önemli. Türkçe Şiirler Mehmet Emin Yurdakul. Cenge Giderken adlı şiiri Türklük şuurunu anlatan ilk şiir olması bakımından önemli. Biz nasıl şiir isteriz? Adlı şiir ise milli edebiyatın sanat anlayışını gösteriyor. Bakın arkadaşlar bu anahtar bilgiler çok önemli. Abi bize bu lazım. Vallahi bize bu lazım ya çok iyi isimdir, kalemi çok güçlüdür herkese. Ya abi buna gerek yok ya bu ne Allah'ını seversen. Bakın arkadaşlar Mehmet Emin Yurdakul budur. İşte bu anahtar kelimeler sınavda her türlü soru yaptırır hiç kasmayın. E bütün eserleri aşağıda var zaten. Bitti. Cenge giderken biz nasıl şiir isteriz? Meşhur şiirleri bunlar. Kitap bazında baktığımızda ise Türkçe şiirler, Türk sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Ordunun Destanı, Dicle Önünde, Hasta Bakıcı Hanımlar, Turan'a Doğru, Zafer Yolunda, İsyan ve Dua, 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 evet. İsyan ve dua, aydın kızları çok önemli bunlar. Bunlar lütfen cebinizde kalsın olur. Evet geldik Mehmet Fuat Köprülü'ye. Mehmet Fuat Köprülü biliyorsunuz edebiyat tarihçisi olması noktasında büyük önem taşıyor. Türk Edebiyatı tarihi ya. Türk Edebiyatı'nın ilk mutasavvıflar kitabını yazıyor. İnanılmaz. Türk Edebiyatı tarihini yazıyor. İnanılmaz. Ve edebiyatın bugün dönemler halinde işliyorsak her edebiyatın hani böyle fecrati işte milli edebiyat servet filmi gibi dönemler ayırıyorsak bunun bir numaralı baş müsebbibi değil mi sebepçisi sebep olanı daha doğru sebepçi ne demek sebep olanı Mevtuat Köprülü'dür. Mevtuat Köprülü yazarları eserleri şiirleri şunları bunları neyse döneme göre incelemenin daha doğru olduğunu savunuyor çok önemli neyse dönelim. Fecati döneminde yazmaya başlıyor ama fecaatici değil tabii yani. Fecatici kabul etmek mümkün mü Mehmet Fuat Köprülü Allah aşkına? Neyse. Türk Edebiyat tarihini modern ve bilimsel yöntemlerle ilk kez o aydınlığa çıkaracak. Abi inanılmaz bir şey bu ya. Modern yöntemlerle inceleyen dönemleri ayıran kişi Mehmet Fuat Köprülü'dür. Avrupa'da birçok üniversitenin bilim kurullarına dikkat seçilen ilk Türk bilginidir. Türk medeniyet tarihi bilimsel bir metotla. Bilimsel metot sanki onun için anahtar kelime gibi değil mi? Çok net sankisi fazla. Mehmet Fuat Köprülü sanmıyoruz sınavda sorulsun ama sorulursa bilimsel metot kullanımı cepte kesinlikle kalmalı arkadaşlar. Türk edebiyatının başlangıcından itibaren inceleyen önemli çalışmalar yapacak. Edebiyat tarihini medeniyet tarihi bir parçası olarak görecek inanılmaz bir şey bu edebiyat ile tarihi ve toplumsal gelişmeleri bir bütün olarak değerlendirecek saygı duyuyoruz. 1919'da yayınlanan Türk Edebiyatı'nda ilk mutasavvıflar adlı eseri büyük yankı uyandırmıştır. Çok çok değerli birçok mutasavvıf yer alacak burada. Türk Edebiyat Tarihi eseri de ilk bilimsel çalışmalar arasında. Özellikle Ziya Gökalp'in düşüncelerinden etkilenecek, hece ölçüsüne milli temalar işleyecek ama eserleri bizi ilgilendiriyor. Türk Edebiyatı'nda ilk mutasavvıflar sorulmuş sorulacak. Türk Edebiyat Tarihi sorulmuş sorulacak. Şöyle bir göz atıyorum. Sadece seslendirici Bazılarına dikkat çekeceğiz. Türkiye tarihi, bugünkü edebiyat, milli edebiyat cereyanının ilk mübeşşirleri ve divanı Türkiye'yi basit, divan edebiyat antolojisi, Türk sans şairleri. Burada da Türk sans şairleri önem taşıyor. Lütfen yuvarlak içine aldım. Yıldızladığım maddeleri bilin. Gerisine çok da çalışmanıza gerek yok. Tamam. Ben hepsini seslendiriyorum. Bilinçli olarak okuyorum ki en azından o aklına kalmazsa diğer aklında kalsın. Yani yorum gücüm biraz daha sağlam olsun gelişsin. Bilgiler biraz daha otursun temellendirilsin. Amacımız o. Yoksa çok rahat işaret ediklerimle. %100 doğru yaparsınız. Hamdullah Supitan Röver yine fecaatle başlayan isimlerden Hitabet et hatip. Aman dikkat. Hitabet türünü geliştiren isimlerden Hatip arkadaşlar çok önemli. Namık Kemal'den etkilenecek. Aşk ve tabiat konularına yöneldiği ilk şiirlerinde sanatlı bir dil kullanacak. Milli Edebiyat Etkisi'nde şiirlerinde sade dil tercih edecek. Geçtim bunları çok lazım değil. 1912'de Türk Ocağı Başkanı seçilecek. Saygı duyuyorum. Yani değerli tasvirleri, tahlilleri var. Güzel. Realist, idealist ve inkılapçı güzel. Hepsi yerinde. Ama hamdullah su bir tanrı över demek aslında hitabet demek. Cepte kalsın. Eser noktasındaysa nutuk türünde daha yolu. Makale fıkra türünde ise güne bakan adlı eserler önemli. Bence bu ikisini cebe koyarsanız hamdullah su bir tanrı över tamamdır ya. Başka hiçbir şey bilmenize gerek yok. Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nda olacağı gibi. Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nda Gönül Hanım'la hatırlayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz Orhun abidelerinden metin parçalarının yer aldığı ilk eserdir Gönül Hanım. Çok çok değişik bir bir özellik. Haristan ve Gülistan, Çağlayanlar, Gönül Hanım. Bunları cebe koyarsanız bence harika olur. Kolay kolay hata yapmazsınız. Eğer Ahmet Hikmet Müftüoğlu sorulacaksa Haristan ve Gülistan, Çağlayanlar ve Gönül Hanım'la sorulur. Başka hiçbir şeyle sorulamaz. Kasmayın arkadaşlar. Kasmayın. O yüzden beraber gidiyoruz. O yüzden kampta adım adım gidiyoruz. Yoksa kitaba açarsın okursun abi. İşte kitapta yazan burada yazan kitaba çok o. Hayır beraber gidiyoruz ki bu vurguları kaçırmayın diye. Bütün mesele bence bu. Abi hamdullah su bir tanrı ver. Bence gelmez imkansız. Ama diyelim ki bu sene geldi imkansız dedik ama çıktı hocam karşımıza. Daha yolu güne bakan bitti. Ahmet Hikmet Müftüoğlu gelebilir. Gelirse Haristan ve Gülistan çağlayanlar ve Gül'ün anına gelir. Tutup da özellik çalışmanıza gerek yok. Kalemi şöyledir, böyledir. Aman Allah'ım şu eserde bunu yapmıştır. Gerek yok ya. Vallahi gerek yok, billahi gerek yok. İçiniz rahat olsun. Geldik 9. kutucuğumuza. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na. Toplum için sanat kabul. Saygı duyulacak madde ama realist bir isim çok çok önemli arkadaşlar. Düşünce ve teze dayalı özlü eserler geç. Romanlarında çağdaş, siyasal ve sosyal tarihimizin panoramasını vermiş. Geçtim. Konlarını bir bütün içerisinde birbirine adeta zinciri şeklinde yazmış. Yani nehir roman şeklinde yazmış. Yakup Kadri Karosmanoğlu oğlu için konuşamadım. Nehir roman dersek harika olur. Nehir yazarsak çok bir anlam ifade etmez. Nehir roman dersek daha hoş olur. Yani romanların kolu bakımından birbiriyle sürekli bir bağlantıları var. Zincir görüntüsü var. Cebinizde lütfen kalsın arkadaşlar. E devam. Tanzimat'tan Demokrat Parti iktidarına kadarki süreci fazlaca anlatacak. Onun eserleri aslında tanzimattan cumhuriyete Türkiye'nin ya yani Türk toplum yapısının panoramasını adeta çizecek. Çok çok önemli arkadaşlar. Toplumun tanzimattan beri geçirdiği bakın aşamalar çalkantılar diyor. Çok yerinde bir ifade. Toplumun değişimini, kuşak çatışmasını ya halk aydın çelişkisini inceliyor bu adam. Daha ne yapsın? Romanlarında böyle çatışmacı, kötümser, kararsız, idealist kişiler yazarla ilişkilendirilecek fazlaca. Ama bizi eserleri ilgilendiriyor. Bakın roman konusunda kiralık konak, nur baba, hüküm gecesi Sodom ve Gomorra, yaban, Ankara bir sürgün Pandorama 1-2 ve Hepo şarkı dikkat çekiyor. Hikaye noktasında Bir Seren Cam, Rahmet ve Milli Savaş hikayeleri. Tiyatro noktasında Nirvana ve Veda Mensur şiirlerini zaten biliyorsunuz Erenlerin Bağı'ndan okunucundan. Adı noktasında Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı, Vatan Yolunda, Politikada 45 Yıl, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları Cepte Durmalı, Monografi ve Bir coğrafi noktasındaysa Ahmet Haşim ve Atatürk'ü anlatacak müthiş isimler gerçekten. Geldik 10. sayfamıza. Sırada Halil Edip adı var var. Adı var var. Halil Edip adı var var. Doğru. Handan romanında dikkat mektup türünden yararlanıyor. Ateşten gömlek ve vurun kahpe adlı eserlerinde kurtuluş savaşını anlatıyor. Sinekli bakkal, tatarcık, sonsuz panayır gibi konularda sosyal konuları temaları ele alacak. Hele ki sinekli bakkal da doğu batı çatışmasını anlatacak. İnanılmaz ki zaten mevleviliği yüceltecek, doğu batı sentezini savunacak. Realizm akımından da fazlaca etkilenecek. Daha çok kadın yazarları güçlü bir şekilde ele aldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle aşağı doğru indim. Eserleri bizi ilgilendiriyor. Hemen seslendireceğim. Roman noktasında Hevla, Rai'nin annesi, Seviye Talip, Handan, Yeni Turan, Mevut, Hüküm, Ateşten Gömlek, Kalp Ağrısı, Vurun Kahpe, Zeyno'nun oğlu, Sinekli Bakkal, Yol Palas Cinayeti, Tatarcık, Sonsuz Panayır, Döner Ayna, Akile Hanım Sokağı, Sevda Sokağı Komedyası, bakın roman sorulmuştu hatırlayın, sormuştuk daha doğrusu. Çaresaz, Hayat Parçaları, Kerim Usta'nın oğlu. Hikaye noktasında harap mabetler bu gelebilir arkadaşlar. Bu sene ben 2025 sorusu olarak görüyorum burayı. Şöyle cebimizde lütfen kalsın. 2025 AYT sorusu olabilir arkadaşlar. Harap mabetler daha çıkan kurt. İzmir'den Bursa'ya kubbeden kalan ofise daha saygı duyuyoruz. Tiyatro noktasında Kenan Çobanları maske ve ruh. Anı noktasında Mor Salkımlı Ev, Türk'ün Ateşle imtihanı yine anı noktasında da sorulabilir. Cebinizde kalsın 2025 sorusuna dönüşe bilir. Haydi tip adı var biliyorsunuz. Hatipliği noktasında biliniyor. Hamdullah Tanrı Över gibi. Sultan Ahmet mitingi zaten çok meşhurdur. Binlerce kişiyi bir anda toplaması, onları böyle galeyana getirecek konuşmalar, gaza getirecek konuşmalar yapması. Haydi tip bu anlamda çok önemli bir yeri var. İster istemez cepte lütfen kalsın. Evet Refik Halit Karay fecati toplu içinde yer alacak. Daha sonra milli edibata geçecek. Geç lazım değil. Eserinde güçlü gözlem yeteneği bir eleştiri. Evet mizah mizah mizah. Refik Halit Karay demek mizah demek. Bakın Nehir Roman dedik Yakup Kadri için. halde Edip adı var için hitap et dememiz çok yerinde olur. Bunlar anahtar kelimeler. İnanılmaz abi çok önemli. Kirpi takma adıyla yazdığı hiciv yazılarıyla tanınacak. Özgür Üslubu'yla olay hikayecinin önde gelen temsillerinden olacak. Lütfen kaçmasın. Hikayeciliği İstanbul sınırları dışına da çıkacak. Yurt gerçeklerini gözlemlere dayanarak anlatacak. Orta Doğu insanının töre ve yaşamını anlatacak. Bunlar Bilinmesi gereken maddeler ama sınav noktasındakilere vurgu yapacağız. Kirpi önemliydi, mizah önemliydi. İnsanların dürüst olmayan kurnaz menfaatçi önlerini göstermiştir. Geç. Realizm akımı. Evet akım bence önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz artı bir netimiz var. Neden bir temsilciyle gelmesin ya da o bize yardımcı olmasın. Roman. İstanbul'un iç ilk kitabı zaten. Yezid'in kızı, sürgün, Nilgün, çete, anahtar, bugünün saraylısı çok çok önemliyken hikaye noktasında memleket hikayeleri, gurbet hikayeleri unutulmasın. Sohbet fıkra ve diğerleri noktasında ay peşinde bir içim su, guguklu saat tanıdıkların bir avuç saçma cepte dursun. Anı noktasında üç nesil üç hayat unutulmasın. Minel bab ilel mihrab bir ömür boyunca unutulmaya. Mizah ve icim noktasındaysa kirpinin dedikleri Agop Paşa'nın hatıratı sakın aldanma, inanma, kanma adlı eserler önem taşıyacak. Ama biz yine de hepsini bilemeyeceğiz tabii ki. İstanbul'un iç yüzü sürgün bugünün saraylısı. Yezid'in kızı, Memleket hikayeleri, Gurbet hikayeleri bunları bilmeniz fazlaça yeterli. Evet, geldik 12. Kutucuğumuza Reşat Nur Güntekin konuşulan Türkçeyi roman ve hikaye diline çevirme amacı taşıyacak. Mizah yazılarında yalın dili, özgün ve alaycı anlatımı bunlar cepte kalsın. Anadolu hakkındaki gözlemciliği. Abi Reşat Nur Güntekin öğretmen. En önemli özelliği bu. Öğretmense bu adam gezmiş abi demek Anadolu, Anadolu. Ya yani kasaba kasaba gezmiş. Gezdiği yerleri de fazlaca anlatmış arkadaşlar. Yani gözlem gücü oldukça yüksek. Cebinizde lütfen kalsın. Bence kesinlikle çok çok değerli. Neyi var hocam? Neleri bilelim? Şöyle baktığım zaman çalı kuşu, dudaktan kalbe bir kadın düşmanı acımak bunlar önemli. Bakın çalı kuşu ile dudaktan kalbe de günlük. Bir kadın Düşmanı'nda mektup acımakta da, da anı türünün anlatım olanaklarından fazlaca yararlanıyor. Anadolu'daki gezilerini Anadolu notlarında toplayacak. Anadolu notları onun denemeci yanını da gözlerine serecek. Ve tabii ki realist. Şimdi eserleri bizim için önemli. Turuncular önemli sorulmuş çıkacak çıkmış anlamına geliyor. Gizdel, acımak, damga, dudaktan kalbe, akşam güneşi, bir kadın düşmanı, yeşil gece, acımak, kızılcık dalları, gökyüzü, eski hastalık, yaprak dökümü, ateş gecesi, değirmen, buna çok önemli miskinler tekkesi, harabelerin çiçeği, son sığınak, kavak yerleri, kan davası. Turuncu olanlar şu turuncu renktekiler sınavda sorulmuş ya cevap olmuş ya şık olmuş demek unutmayın lütfen. ÖSYM logoları da öyle ben yine hatırlatayım. ÖSYM logolu maddeler sınavda birebir gelmiş maddeler demek arkadaşlar. Çok önemli o anlamda. Sönmüş yıldızlar hikayeleri arasında önem taşırken Anadolu notları ise gezi yazısı olduğunu söylemiştik. Gerisi Tanrı misafiri belki lazım olacak. Rothschild Bey belki lazım olacak. Rothschild Bey Tanrı'nın daha ziyafeti var konuşabilirsem. Tanrı daha ziyafeti. Bence bunlar çok önemli. Yıldızladıklarım ve okuduklarımız çok çok büyük önem taşıyor. Roçit Bey Tanrı misafiri, Tanrı daha ziyafeti. Tanrı misafiri hikayeyken Tanrı daha ziyafeti tiyatrodur. Cepte lütfen kalsın. Var mı 13. kutucuğumuz? Var hocam tabii ki. Aka Gündüz. Mesela burada da Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı dikmen yıldızını bilmen lazım. Bu bize yeter. Başka hiçbir şey bilmene gerek yok. Çok net. Aka Gündüz ile ilgili tabii ki diğer eserlerini okuyacağım. Odun Kokusu, İki Süngü Arasında Yaldız romanları iken... Türk kalbi, sarı zeybek hikayesi, tiyatro noktasında ise beyaz kahraman, Gazi çocuklar için, şiir noktasında ise Bozgun, çocuk kalbi, Türk duygusu, burada da Bozgun önem taşıyor. Yani dikmen yıldızı, hadi biraz zorlarsak odun kokusu, e biraz zorladığımızda Bozgun. Bunları bilmeniz yeter arkadaşlar. Müfide Ferit Tekse çok bilinen bir isim değil ama çok çok önemli isimlerden. Türkçülük akımından etkilenecek, Doğu Batı çatışmasını, Türklük bilincini, mil... eğitim temalarını fazlaca ele alacak arkadaşlar. Romanlarına baktığımız zaman Aydemir ve Pervaneler adlı eseri var ki Aydemir adlı eser Yeni Turan adlı esere çok benzer Halide Edip'in. E pervanelere baktığımız zamansa Doğu Batı çatışması noktasında inanılmaz önem taşıyacak. Diğer isimlere bakalım. İbnül Refik Ahmet Nuri 8. sadece tiyatroya odaklanmış. Abi İbnül Refik Ahmet Nuri 8. tiyatro. Müsahip Sade Celal tiyat. Ro. Şimdi Müsahip Sade Celal'de köprülüler çok önemli. Aynaros kadısı çok önemli. Bu ikisinin gelme ihtimali var sorulursa. İbnül Refik Ahmet Nur 8. de böyle bir eser yok arkadaşlar maalesef ama en azından şair, tecdidi nikah, fırsat yoksulu gibi birçok eser yazdığını cebimize koyalım. Eserlerin çoğunun uyarlama olduğunu söyleyelim. Tiyatro yazıyor ama uyarlama yapıyor daha çok ve komedi türüne de fazlaca yoğunlaşmış. Bakın dikkat. 14'ten 15'e geçemiyoruz çünkü artık milli edebiyat dönemi bağımsız sanatçılarına geçeceğiz. Şöyle bir bakalım hızlı bir şekilde. Yani şuradan soru geleceğini sanmıyorum çok net. Buradan Reşat Refik Bakın dikkat Halide Edip adı var. Yakup Kadri abi çok önemli. Bu dörtlü çok önemli ya. İnanılmaz. Bil bunu geç. Bil bunu geç. Hamdullah Supifan. Size saygı duyuyorum. Mehmet Emin'in Ali Canip Yöntem. Ömer Seyfettin, Ziya Gökel. Fazlaca sorulabilecek eserler. 34. gün bence hakkını verdik. Çok önemli noktalarına değinerek gidiyoruz. Acele etmeyin. Bomboş çalışmayın. Karambole çalışmayın. Her şeye çalışmayın. Bu kampta kalın. Kanalda kalın. İçiniz çok rahat olsun. Yani tane tane gidelim. Her şeyi anlatalım ama içinden çıkacakları da özellikle vurgulayalım sınavda gelecekleri. 34. günün kamp bitirme kitabındaki karşılığına bir bakalım arkadaşlar. Kaçını sayfaya denk gelir? Hemen onu ben size bir söyleyeyim. Sonrasında açıp sorumuzu çözeceğiz oradan çünkü. Ha vallahi geldi. Rüştü Hoca çözüyor. Sayfa 161 arkadaşlar. Sayfa 161'de şöyle içi de turuncu olan renkte. Tam 4 soru bizi bekliyor. Bu konuştuğumuz konuyla ilgili. Milli Edebiyat sanatçılarıyla ilgili. Hadi gelin isterseniz ben bir yandan soruları şöyle ha. Yanıma bir koyayım hocam. Güzel. Bir yandan da kitaptan bir açayım. Daha doğrusu tabletten bir açayım. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar 34. günün rüştü ile kısmını açtık sayfayı şöyle büyüttük soruyu bu parçada numaralanmış ifadeden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor hemen bakalım. Refik Halit Karay İstanbul'un iç yüzü romanında 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan bir olaydan bahsetmiştir. Sürgün adlı eserinde ise romanında ise Anadolu köylüsünün milli mücadele tavrını anlatmıştır diyor. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var Sürgünde bildiğin sürgün hayatı yani kendisi sürgün ediliyor orada yaşadıklarını anlatıyor. Anadolu köylüsünün milli mücadele tavrı diye bir şey yok. Yani bu Anadolu köylüsünün milli mücadele tavrını nerede görürüz? Yaban'da görürüz mesela. Yakup Kadri'nin Yaban'da olabilirdi bu. Ama sürgünün alakası yok. Sürgünün adı üzerinde zaten sürgün günlerini anlatıyor. Geldik ikinci sorumuza. Bu cümledeki numaralanmış ifadelerin hangisi bilgi yanlışı vardır diyor. Reşat Nuri Güntekin Diken eski ahbap adlı eserle giriş yapar. Güzel eyvallah yapsın. Anadolu'nun birçok yerini gezmiş eserlerinde bunları anlatmıştır. Güzel Mopasan tarzı öyküler yazmıştır. Realizm akımından etkilenmiştir. Yeşil Gece adlı eserinde de değil yanlış batılaşan bir tipi. Hayır Yeşil Gece'de tıpkı Çalıkuşun'da olduğu gibi İdealist bir öğretmeni anlatıyor arkadaşlar. Alakası yok. Yanlış batılaşmayla falan. Gelelim üçüncü sorumuza. Hangisi hal dedik için söylenemez diyor. Romanlarında idealize edilmiş kadın tiplerini ele alır. Doğru. Eserlerinde realizmin izleri çok açık görülmektedir. Doğru. Dili İlk dönem romanlarından sonra süslü hale gelir. Hayır her zaman sade yalın bir dil kullanmış. Milli mücadele sırasında 15 rütbesiyle görev yapmış. Doğru. Eserlerinde olayları kahramanların ağzına anlatmayı dikkat eder diyor. Evet onun için önemli bu. Et dili hiçbir zaman ağırlaşmadı. Hangisi Yakup Kadri için söylenemez demiş bakalım hangisi söylenemez. Fecati ile edebiyata girse de milli edebiyat akımını benimseyecek doğru. Romanlarında realizmin de etkisiyle çok sağlam bir gözlem gücü var çok doğru. Eserlerinde toplum yapısının büyük bir bölümü sırasıyla aktarır doğru. Tanzimattan Cumhuriyeti demiştik hatırlayın lütfen. Roman tekniği bakımından zayıf olsa da romanları sevilmiştir demiş. Roman tekniği bakımından zayıf değil oldukça güçlü. Nev Yunanilik akımının önemli temsilcilerindendir. Yahya Kemal'in vesairenin içerisinde yer aldığı önemli bir akımdır arkadaşlar. Nev Yunanilik. Peki saygı duyuyoruz. 4 soru çözmüş olduk. Ondan sonraki sorular arkadaşlar size emanet. 34. gün Kamp Bitirme kitabından lütfen ödevi yapmayı unutmayın olur mu? Ve tekrar tekrar ricamı dile getirmiş olayım. Bir daha bir daha vurgulamış olayım. Video ders notlarını günlük 20-25 sayfa şeklinde en baştan sona kadar okuyarak bir an önce bitirin arkadaşlar. Ben de kampı rahat rahat ilerletirken bu vurguları yapmış olalım. Evet arkadaşlar içindekiler kısmını açtık. 34. günde Milli Edebiyat Sanatçıları videomuz izlendi. Ders notları tekrar edilmeli ve gün içerisinde soru bankamızdan sorumuz da mutlaka çözülmedi arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey kalmadı. Çok az kaldı. Kasım'ın sonuna doğru kampın %99'u bitecek. Rahat olun yani hepsi bitecek. İnşallah ondan sonra sürpriz kamplarla, pdf kamplarıyla, kitap kamplarıyla belki de karşınıza gelmeye devam edeceğiz inşallah. İçiniz çok rahat olsun. Bomba kamplar bizi bekler. Bomba videolar bizi bekler. Bu arada perşembe günü inşallah bir aksilik olmazsa yazar eser içerik kampını başlatacağım. Onu pdf noktasında vereceğim, atacağım arkadaşlar. Sizlere haberiniz olsun. Yani onların hazırlık evresi de var şimdi. Onları da hazırlıyorum bir taraftan. Çok sağlam notlarla karşınıza geleceğim inşallah. İnşallah çok faydalı olacak. E o zaman kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda görüşelim. İstediğiniz bütün videoları yazın olur mu? Hadi.